Selam, herkese merhaba, ben Beyzabet. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Peki bugün ne yapacağız, ne videosu çekeceğiz? Her zamanki video aslında bilim aktüelleri. Ama gerçekten bilerek olmadı. Yani sadece öyle dolaşıyordum. Ve dedim ki bu sefer gerçekten bir şey almayacağım. Biraz bir şeyler almış bulunmaktayım. Beraber bakalım dedim. Hadi bak, gelin bakalım ne almışım. İzleyelim. Şurada bir diğer poşetim. Ya aslında alışverişlik neyle başladı onu göstereyim. Bu. Sadece bunu gördüm. Eti Burçak gerçekten seviyorum. Yani çıkarttık böyle ürünler gerçekten kaliteli oluyor, güzel de oluyor. Özellikle Burçak serisi ayrı bir tadı güzel oluyor. Bir baktım sapsarı. Sonra bir baktım golden'ı çıkarmışlar. Ya karamelize beyaz çikolata bisküvisi diyor. Dedim ki bir deneyeyim. Yani. Sonra bakarken işte sorumlular yine aktüeller mi? Evet dediler. Ne görsem beğenirsiniz. Bir dakika, onu da çıkarayım. Latte milk. Latte. Ha dur. Latte İtalyanca mı? Süt demek sanırım. Tamam. Swiss Alp sütlü çikolata. Bu. Bunun şeyini almıştım daha önce. Danone. İsviçre çikolatası daha önce başka bir tane. Bu seriden çikolata almıştım ve çok sevdim. Gerçekten İsviçre çikolatalarında da ayrı oluyor. Bunu da o yüzden aldım. Bunu da deneyeceğim. Bunları ayrı ayrı tek tek deneme videolarında gösteririm. Sonra dedim ki bu geldiyse, geçen gelmişler bir daha zor gelirler falan dedim ama gelmiş yani. İnşallah önceki yediğime benzerdi ve güzeldi tadı. Bu geldiyse dedim o zaman başka güzel çikolatalarla bulabilirim ben, bir bakayım. Şunu da gördüm. Bu da Alman çikolatası diye hatırlıyorum. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Ve umarım güzeldir yani, ama şöyle bir şey var. Sanırım bitti herhalde. Evet, bitti herhalde. Ama merak ediyorum. Hadi onu da deneyince görelim. Derken bir sarı daha yakaladım. Eti bir dolunun. Bunu da görmemiştim. Eti bir dolu gold fındıklı, fındık parçacıklı ve karamelize beyaz çikolatalı kremalı gofret. Bunun nedense iyi olacağını düşünüyorum. Beyaz çikolata, karamelize gofret. Aa, çok hoş gibi görünüyor. Karamelize. Bakalım. Sonra iki daha gezineyim dedim. Bunu gördüm. Patisbis'in karamel crunchy rocher. Bakalım. Şöyle. Mısır gevrekli ve tuzlu karamelli rocher diyor. Yo, çok değişik. Çok güzel göründü. Şöyle bunu deneyeyim dedim. Çünkü tuzlu karamel ben seviyorum. Derken gloss almayacağıma dair bu sefer çok emindim. Çünkü artık bir sürü glossum oldu. Zaten vardı, bir de üstüne golden rose'lar eklenince yeter dedim. Fazla. Ama şunlar. Bunlar çok hoşuma gitti. Duramadım bunları almama. Gloss almasam da oje aldım. Ve renkleri gerçekten çok güzel. Hani sanırım yılbaşı geliyor, gerçekten yılbaşı temasına uygun bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Şu parlak, metalik bir simles gibi bir kırmızı. Bu gene aynı şekilde. Şu direkt, bu direkt sim, bunlar biraz da metalik renkler. Şöyle elimde görünüyor mu acaba? Kırmızısı ortada. Şu parlaklı olan da gold olan. Hatta şöyle birleştirdim üçünü falan, bir şeyler yaptım. Bunlar da güzel. Tavsiye ederim. En güzelini en sona saklıyorum. Avrupa fıçası almıştım. Bime gelenler uygun fiyatlı oluyor diye. Ve sonuncusu. Bu sanırım en sevdiğim olabilir. Yani ilk önce şey sandım bunu. Tak çıkar at tarzı bir, hani bir şey sandım.
Ya da yani kutlama için falan mı acaba dedim. Kutlama için değil. Göz maskesi diyor. Göz maskesi deyince tak çıkarsana baktım. Tak çıkar tarz bir şey de değil. Şöyle bir şey. Sıcak kullanım için işte 80 derecede ılık suda 2-3 dakika bekletiyorsunuz. Sonra kurulayıp 15-20 dakika boyunca gözlerinize koyuyorsunuz ve hani dinlendirici çok hoş bir şey bence. Çünkü içi böyle jelimsi bir yapısı var. Ben bunu gösterebilirim sanırım. Çekebilirsem göstereyim. Çıkardım. Bakın. Şöyle arkası sırt bant tarzı bir şey. Ön tarafı da şöyle. Ya hem sıcak kullanabiliyorsunuz hem soğuk kullanabiliyorsunuz. Sıcak kullanım için işte sıcak suya koyuyorsunuz. Soğuk kullanım için dolaba koyuyorsunuz. Ve sonra işte gözlerinizi uyguluyorsunuz. Direktman buzları cildinize sürmek yerine bunu koyup gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Şişkinliklerinizi azaltabilirsiniz. Başka? Aa, gözaltı halka ve göz yorgunluğu. Ya gerçekten yorgun bir günde bunu gözüme koymak bence harika olacak. En çok hoşuma bu gitti sanırım. Bakın. Bir de simli simli ya. Harika. Alışverişim böyleydi. Daha başka şeyler de vardı. Bakmak isterseniz bir bakın. Başka çikolatalar vesaire. Benim ilgimi çekenler bunlardı. Ve alışverişimi böylece bitirdim. Bir kere daha almayacağım deyip aldığım bir alışveriş. Öyle. Aranızda beğendikleriniz var mı? Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sonra görüşürüz.